Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne idâ şi'te sehle. Amin. Allahümme amin. Emma ba'd. Rabbimiz Allah Azimuşşan gecemizi ve gecelerimizi hayırlı ve bereketli eylesin. Bu gecede yapacağımız dualar, istiğfarlar, tevbeler, niyazlar gökyüzüne yükselsin. Rahmet bulutlarını harekete geçirsin. Rahmet bir yağmur gibi üzerimize yağsın. İçimizde yanan dertlerimizi, fıraklarımızı, acılarımızı ve içimizde yine yanan kin ve nefret ateşlerini söndürsün. Dünya ve ahiret ateşlerimizi de söndürsün. İnsanların dirileceği o mahşer gününde, o hesap gününde Rabbim bizleri de sizleri de rezil rüsva etmesin inşallah. Yani. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşler, Allah'ın bizler için seçtiği ve razı olduğu İslam dini hayatımızın tamamına hükmetmek için, hayatımızın bütününe nüfuz etmek için gönderilmiştir. Tevhid Allah'ın emridir. Tevhidin içinde geçen bütün ilahları reddedip sadece Allah'ı birleme Rabbimizin emridir. Allah için kıldığımız namaz, namazla diriliş, namazla kıyam, namazla kalp temizliği Allah'ın emridir. Allah için bütün zorluklara katlanarak tuttuğumuz oruç, Allah için verdiğimiz zekatlar, Allah için yapılan cihat ve nefisle mücadelemiz yine Allah'ın emridir, Rabbimizin emridir. Biz bundan dolayı Rabbimize söz verdik. Allah'a ahit verdik. Ya Rabbi söz veriyoruz dedik. Bu İslam dinini yaşayacaksak senin emrettiğin üzere yaşayacağız ya Rabbi. Mümince yaşayacağız ya Rabbi diye Rabbimize söz verdik. Biz söz verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında var olan sahabeler de oradaydı. Onlar da söz verdiler, biz de söz verdik. Tıpkı bir safta durup da yan yana namaz kılan, arka arkaya doğru safların yayıldığı ve hep bir ağızdan Rabbimize söz verdiğimiz o ruhlar aleminde nasıl yöneldiysek, nasıl hep birazdan söz verdiysek bizim halimiz de bizim durumumuz da aynı o şekildeydi. Bu sözün içerisinde verilen o sözün içerisinde sahabelerin de sözü vardı, bizim de sözlerimiz vardı. Biz değerli Müslümanlar Rabbimize söz verdik. Nerede olursak olalım İslam'ı yaşayacağımıza, İslam'ın şiarını yükselteceğimize söz verdik. Bu yolda başımıza türlü türlü felaketler de gelse bu sözümüzden dönmeyeceğiz dedik. Gerekirse bu yolda Bilal gibi kızgın kumlara da yatırılsak, Habbab gibi ateşlerde de dağlansak, Süheyb gibi varımızı yoğumuzu kaybetsek de, Maçta Hatun gibi gözlerimizin önünde çocuklarımız öldürülse de biz bu yoldan asla vazgeçmeyecek ve asla sözümüzden dönmeyecektik. Böyle söz verdik Allah'a. Eyyub Aleyhisselam gibi bütün belalara düşar olsak da, Yakup Aleyhisselam gibi firak ateşinde yansak da, imtihan olsak da, Yusuf Aleyhisselam gibi fitnelerle karşı karşıya gelsek de biz Allah'ın yolundan dönmeyecek ve Allah'a verdiğimiz ahd üzere bir hayat yaşayacağız diye Rabbimize tekrar tekrar söz verdik değerli Müslümanlar. Ama vakit o kadar çok ilerledi ki, zaman o kadar çok değişti ki, hal esasen böyle sözümüz üzerinde kalmamız gerektiren bir hal olması gerekirken maalesef çok değişikliğe maruz kaldık değerli Müslümanlar. İtiraf edelim, değiştik. Çok değiştik. Tıpkı bir elbise alırsınız da bir yıl iki yıl sonra eskir ve değişir ya, bir evi boyatırsınız, içini dışını güzel bir şekilde boyatırsınız, bir yıl sonra eskir ve değişir ya,
kullanmak için bir cihaz alırsınız, elektronik bir cihaz alırsınız, telefondur, tablettir, bilgisayardır vesaire, herhangi bir araç. Nasıl 1-2 yıl sonra eskidiyse, değiştiyse, bizim ahlaklarımız da değişti, bizim amellerimiz de değişti, bizim imanlarımız da değişti, bizim bakışlarımız da değişti, bizim yürüdüğümüz yollar da değişti. Halbuki değerli Müslümanlar, biz İslamiyet'i böyle yaşamamamız gerekiyor. Bakın, bu esasen Rabbimize karşı olan bir itiraf ve bu itirafı ben istiyorum ki hep beraber yapalım. Eğer insanlar toplu bir şekilde günahlarından tövbe istiğfar ederlerse, hep birazdan itiraf ederlerse, Allah Teala'nın oraya rahmeti daha çabuk gelir, daha yakındır. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor ve biz değiştik. Biz sahabelerden almış olduğumuz emanetlere maalesef ihanet ettik değerli Müslümanlar. Onlar da söz verdiler, biz de söz verdik ama gelmiş olduğumuz netice bu. Sahabelerden Ebu Hureyre, bakın, İslam dini bütün hayatımıza nüfuz etmesi gerekir diye söyledik. İslam dininde küçük amel büyük amel olmaz. Bütün amelleri bütün olarak görmemiz gerekiyor. Küçüğü büyüğü yok. Sevap yönünden derece derece fark etse de bizim gözümüzde bütün ameller işlemek bir olması gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh evini tam bir ibadethaneye çevirmiş. Gece olduğu vakit gecesini üçe bölüyor. Kendisi var, hanımı var, bir de hizmetçisi var. Ne diyor biliyor musunuz? Bu evde Allah için ibadet edilecek, ibadetsiz zaman geçmeyecek. Onun için uykuya daldıklarında gecenin üçte biri olduğu vakit Ebu Hureyre kalkar veyahut da hanımı kalkar ibadet eder. Üçte ikisinde hizmetçisi kalkar. Üçte üçü olduğu vakit hizmetçisi Ebu Hureyre'yi kaldırır. Seher vaktine kadar o evin içerisinde ibadet edilirdi. İslamiyet'i bütün olarak yaşıyorlardı onlar. Onlardan sonra gelen nesiller de değerli Müslümanlar bozulmadı, değişmedi. Değişen biz olduk. Bir tane cariye, bol bol Allah'a ibadet edilen, Allah'a gönül hoşnutluğu ile, tazarru ile boyun bükerek yalvaran, yakaran bir evin içerisindeyken o cariyeyi alıyorlar, başka bir eve satıyorlar. Cariye gece gidiyor, bakıyor ki gece kalkıyor namaza, kalkan kimse yok. Ne evin reisi kalkıyor, ne çocuklar, ne hanım, hiç kimse kalkmıyor. Gece kalkıyor, namazını kılıyor. Seher vakti geliyor, yine kalkan yok. Onları sabah kaldırıyor, diyor ki ya siz hiç namaza kalkmaz mısınız gece namazlarına? Diyor ki biz hiç kalkmayız. Hiçbir şey söylemiyor. Sabah olduğu vakit erken bir yolunu buluyor ve hemen gidip eski sahibine diyor ki ya diyor siz bana ne yaptınız böyle? Vallahi diyor ben öyle bir eve gittim ki ne diyor, ne ibadet ediyorlar, ne oruç tutuyorlar, hiçbir şey yapmıyor bunlar. Ve ona yalvarıyor, ağlıyor, diyor ki beni tekrardan satın alın diyor. Ben Rabbimle ibadet etmek istiyorum. Ve onu tekrardan satın alıyorlar. Onlar böyle bir nesilken değerli Müslümanlar, biz maalesef İslam dinimizi ne yaptık biliyor musunuz? Bir geceye sığdırdık, bir güne sığdırdık, bir mevsime sığdırdık, bir zamana sığdırdık. Halbuki İslam her gece yaşanması gereken bir dinken biz bir geceye sığdırdık, bir gecede maalesef dini atfettik, orada bıraktık. Şimdi değerli Müslümanlar, bakın Ramazan geliyor. Ramazan gölgesini şu an üzerimize atmış. 14-15 gün sonra o gufranla türlenen o mübarek ay gelecek. Peki Allah için ne hazırladık Allah Teala'ya, Rabbimize? Niyetlerimizi hazırladık mı? Amellerimizi hazırladık mı? Ahlakımızı hazırladık mı? Vereceğimiz sadakaları, zekatları hazırladık mı? Allah'a salih amellerimizi mi hazırladık, yoksa Allah-u Teala'ya bahanelerimizi mi hazırladık? Ramazan gelirse acaba hangi bahaneyi bulsam da teravihe gelmesem, hangi bahaneyi bulsam da acaba oruç tutmasam, bunların bahanesini mi hazırladık, yoksa Rabbimize salih amellerimizi mi hazırladık? Ne hazırladık değerli Müslümanlar? Allah için. Biz ne kadar böyle Allah-u Teala'ya huzurunda boyun büksek de, kırık dökük olsak da Allah-u Teala değerli Müslümanlar bizlere çok farklı yaklaşıyor. Hiç Rabbimizin Afu ve Gafur ismini duydunuz mu? Afu ve Gafur. Afu ne demek biliyor musunuz? Yani bunu anlatmamın sebebi nedir biliyor musunuz?
Belki biz Ramazan'a hazırlıksız gidiyoruz ama Allah Teala bizlere bunları hazırlamış. Biz de ona göre uyanık olalım. Afu demek bir kul dünyadayken günah işler, haram işler, hata yapar. Allah'ın emretmediği nehilere yönelir. Sonra Allah Teala der ki bu kulun bütün günahlarını toplayın, tutun. Meleklerine yazmayı emreder. Kıyamet gününde seninle karşı karşıya kaldığı vakit, sen Rabbimizle karşı karşıya kaldığın vakit Allah Teala sana diyor ki buyur sen amel defteri. Ama diyor senin günahlarını affettim. Sen bakıyorsun orada bir sürü günahlar var. Ama Allah Teala sana ne diyor? Seni affettim. Bu o kadar çok güzel bir söz ki seni affettim diyor Allah Teala. Keşke Allah Teala böyle bir sözle bizleri karşı karşıya getirsin. Ve bize de dese ki size affettim dese de o cehenneme gitmekten kurtulsak. Afu deftere yazıyor. Kıyamet gününde diyor ki sen işlemişsin ama ben seni affettim. Gafur ne demek biliyor musunuz? Hani şu namazlardan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz ya. Hayatınızın hiçbir aranında bu estağfurullah kelimesini terk etmeyin değerli Müslümanlar. Namaz kılsanız da namazdan sonra, zekattan sonra, ibadetlerden sonra ne olursa olsun estağfurullah sözünü asla asla denizden düşürmeyin. Gafur ise kul aynı şekilde dünyadayken günah işler, hata işler, haram işler. Sonra Allah Teala ile karşı karşıya kalırsınız. Kalırız. Sonra sen defterini böyle karıştırırken dünyadayken işlemiş olduğun haramlar deftere yazılmamış. Sen şaşırıyorsun. Böyle hayret ediyorsun. Diyorsun ya Rabbi ben dünyadayken bu kadar günah işledim bunlar yazılmamış. İşte Gafur ismi orada tecelli ediyor. Sen dünyadayken günah işlemişsin. Günahtan sonra tevbe istiğfar edip de estağfurullah dediğin için Allah seni daha dünyadayken bile defterine bu günah bile yazmamış. Sen diyorsun ya Rabbi yazmamışsın hiçbir günah. Diyor ki sen dünyadayken günahını gizlediğin gibi ben de ahirette senin için bu günahını gizledim, kapattım. Ey kulum buyur cennete. Şimdi değerli Müslümanlar Allah'ın Afu ve Gafur ismini kendimize tecelli ettirmek için, çekmek için, aksettirmek için ne yapmamız lazım Allah için? Yani bize öyle bir formül gerekecek ki o formülle bu isimleri kendimize çekebileceğiz. Ben buradan değerli Müslümanlar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün Müslümanların. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmiş olduğu Seyyidül İstiğfar duası Allah'ın izniyle bu güzel isimleri Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını kendi üzerimize çektirecek derecede kuvvetlidir. Seyyidül İstiğfar Peygamberimiz elbette ki birçok istiğfar duası vardır ama istiğfarın en zirvesi olan bir duadan bahsediyor Peygamberimiz. Kim diyor bu duayı gündüz söylerse akşama kadar, akşam söylerse sabaha kadar cennetlik olarak mağfiret olunmuş bir şekilde dolaşır gezer diyor. Sahip bir hadis-i şerif. Şimdi belki diyeceksiniz çok uzundur o dua ezberleyemeyiz. İnanın A4 kağıdının dörtte bir kadar küçücük bir dua. Gerekirse ben size kendi ellerimle yazayım, gerekirse çıktı alayım, gerekirse gidin internetten indirin, dinleyin, ezberleyin. Ama bu duasız hiçbir gününüz geçmesin. Derse giderken, dersten gelirken, merdivenden çıkarken, inerken, otururken, kalkarken, yemekten sonra, bütün namazlardan sonra bu Seyyid-i İstiğfar duasını söyleyelim. Eğer siz samimi bir kalpten manasını bilerek bunu söylerseniz, iman ederseniz, Allah'ın sizi affetmesi değerli Müslümanlar inşallah çok çok yakındır. Bu Seyyid-ül İstiğfar duasını bu gece söyleyelim değerli Müslümanlar. Bize bir örnek olsun bundan sonra da söyleyelim. Sadece bu gece değil. Belki biraz sohbet uzayacak ama Allah için inşallah katlanalım buna. Biliyorsunuz ben uzatmayı Allah da bilir sevmiyorum ama bu gece inşallah biraz uzatayım. Hem inşallah bizlere belki Allah da rahmet eder bu Seyyid-ül İstiğfar duasıyla. Ben buradan söylerken siz de samimi bir şekilde içinizden söyleyin ki Allah Teala bizlere rahmet etsin. Vallahi Allah Teala rahmet etmezse benim de sizin de hepimizin de vallahi işi çok zor. Nefes alamayacak derecede bunalıyoruz. Allah rahmet etmezse zorlanırız değerli Müslümanlar. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir formül belirtirken ne diyor biliyor musunuz? Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Allah'ım sensin benim. Allah'ım sensin benim Rabbim.
Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Önce bunu söylememiz gerekiyor. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Önce Allah'ım diyoruz, sonra Allah-u Teala bir de Rabb'lik sıfatını veriyoruz. Sensin Rabbimiz ya Rabbi. Sen Rabbimsin, sahibimsin. Sen benim hayatıma karışansın ya Rabbi. Benim hayatıma karışacak bir ilah varsa o da sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, kırdım döktüm de yine senin huzuruna geldim ya Rabbi. Belki birçok kırıklar, döküklükler işledim, hatalar işledim, olmayacak mecralarda dolaştım, bataklıklara battım, günahlarda süründüm. Ama ya Rabbi, Allahümme ente Rabbi, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. La ilahe illallah. Senden başka ya Rabbi bir ilah yok ya Rabbi. Ne kadar dönsem de dolaşsam da yine senin kapına geldim ya Rabbi diyoruz. 40 günah işlesem de, bir köle gibi oradan oraya sürüklensem de, kaçsam da, 20-30 kişiyi öldürsem de ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Allah'ım içki de içsem ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Zina da etsem ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Faiz de işlesem, küfürler de işlesem, senin emirlerini terk etsem de ente Rabbi ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Benim senden başka ya Rabbi gidecek hiçbir kapım yok. Döneceğim, dolaşacağım kapı yine senin kapındır ya Rabbi diyoruz. Ne olursa olsun. Ama değerli Müslümanlar, bu sözü söylerken ente Rabbi diyoruz. Yani sen benim hayatıma karışansın ya Rabbi. Benim hayatıma başka kimse karışamaz ya Rabbi. Ben sana şirk koşmam ya Rabbi. Bir insan bir ameli niçin yapıyorsa onun Rabbi odur. Bir insan namazı Allah için kılmalı, orucu Allah için tutmalı. Giyinirken bile acaba Rabbim benim bu kıyafetime ne der demeli. Yanlış yollarda gidiyorsa, yanlış günahlarda gidiyorsa acaba Rabbim şu an beni nasıl görüyor acaba? Kulların nasıl gördüğü önemli değil. Allah beni nasıl görüyor acaba demesi lazım bir kulun. Ya Rabbi ben senin her şeyden daha fazla seviyorum. Onun için de sen ta Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sabah namazına kalkarken ya Rabbi uykuyu mu seviyorum, Rabbimi mi seviyorum? En ta Rabbi, ben seni daha çok seviyorum Rabbim. Gecenin yatsı namazına kalkacağım. Yorgunluk var, argınlık var. Hayır, en ta Rabbi, ben seni seviyorum Rabbim. Seni her şeyden çok seviyorum, o namaza kalkacağım. Benim başka kapım yok, başa gideceğim bir yer yok ya Rabbi, sensin. Onun için güne başlarken böyle başlamalı değerli Müslümanlar. Ne kadar günahınız olursa olsun, ente Rabbi demekten bir an olsun vazgeçmeyin. Özellikle gece namazlarına kalkmaya çalışan değerli Müslümanlar, Allah'ın kullarına nazar etmiş olduğu en büyük yer gece namazlarıdır, teheccüd namazlarıdır. Allah için kalkalım. Sen geceliğin Allah için kalktığın vakit, Allah için abdest yerine gidip de o abdest suyunu akıttığında bütün abdest azalarına su damladığı vakit onlarla beraber günahların da dökülecektir. Sonra namazgaha git. Allahu Ekber de kıbleye dön. Elini Allah'ın huzurunda bağlar gibi bağlan. Fatiha suresini oku bütün dualarını riayet ederek. Fatiha suresinden sonra hiç edebiyat yapmaya gerek yok. Bir duayı Allah'ı kullanmaya gerek yok. Tek diyeceğiniz şu Ara suresindeki şu dua olsun. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَفُونَ Ya Rabbi, insanların dirileceği o günde sen beni rezil rüsvay etme ya Rabbi. Bu dünyadayken bir insanın karşısında rezil olduğumuz zaman ne kadar utanıyoruz değil mi? Peki insanları yaratan Allah'ın huzurunda rezil olursak ne yapacağız değerli Müslümanlar? وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi sen bizi rezil etme ya Rabbi, rezil rüsvay etme ya Rabbi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O öyle bir gündür ki kişiye ne malı fayda verir ne çocukları fayda verir. Zaten ölen insan sadece kendi malını mülkünü kaybetmez, bütün dünyasını da kaybeder, gözünü bu şekilde kapatır gider. Malın da fayda vermeyecek, çocukların da fayda vermeyecek. Ya Rabbi o günde beni kurtar ya Rabbi, rezil rüsvay etme ya Rabbi.
sen rezil rüsva edersen ben ne yaparım ya Rabbi demek lazım. İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak diyor o gün Allah'ın huzuruna kalbi selim ile gelenler müstesna. O kalbi selim nedir? Kin yok, haset yok, nefret yok, kıskançlık yok, küfür yok. Onu buna çelme takayım da düşüreyim yok. Onu bunu düşüreyim de tırnağını uzatmayacağım. Böyle bir şey yok. İnsanlara haklarını helal eden, insanlarla iyi geçinen, affedersiniz arkadan kendisine küfür ettirmeyen insandır kalbi selim insan. Çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Sen bu şekilde duanı edersen Allah'ın izniyle bu dua katı kalpleri bile Allah'ın izniyle yumuşatacak. Gözlerine yaş değmeyen insanların gözlerini inşallah yaşartacaktır. Çünkü insan kıyamet günde rezil olmaktan korkar. Bu duayı yaparsak inşallah tamamdır. Güne nasıl başlayacağız? Ente Rabbi diyerek. Çünkü Allah'ın izniyle kul Ente Rabbi dediği anda Allah buna icabet edecektir. Nereden biliyorsun? Vallahi Eyyub Aleyhisselam'dan biliyorum. Eyyub Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'i açın. Eyyub Aleyhisselam yıllarca bin bir meşakkate katlanmış bir insan, peygamber. Sonra bütün meşakkatlere katlandıktan sonra elini şöyle kaldırıyor. Zannedersiniz ki ne? 10-15 sayfalık bir dua edecek Allah-u Teala'ya. Ne diyor biliyor musunuz Eyyub Aleyhisselam? Rabbi, bu kadar. Rabbi, Rabbim diyor. Mesleniye dur. Ya Rabbi bana zarar müptera oldu ya Rabbi. Bana zarar dokundu ya Rabbi. Acılar geldi beni buldu ya Rabbi. Belalar geldi beni buldu ya Rabbi. Firaklar geldi beni buldu ya Rabbi. Gözlerim adeta ceyhun olup aktı ya Rabbi. Ben bittim, tükendim ya Rabbi. Ente Rabbi. Rabbi diyor. Bana zararlar isabet etti. Rabbim. Ente erhamur rahimin. Sen diyor merhamet edenlerin en merhametlisin. Ve o değerli kardeşler, merhametli olan Allah dururken merhametsizlerden ne medet bekliyoruz biz? Bunu her zaman söylemek lazım. Merhametli dururken merhametsizden ne medet bulacağım ben? Ne yardım dileyeceğim? Eyyub Aleyhisselam gibi, aslanlar gibi yaralı bir şekilde elimi kaldırırım Rabbi derim, bu iş biter. Eyyub Aleyhisselam bir değerli Müslümanlar, Rabbi diyor. Ailem gitse de, malım gitse de, hastalık gelse de, sadaka verecek derecede muhtaç olsam da, gurbetlerde kalsam da ente Rabbi diyor. Rabbi, Rabbim sensin benim. İsyan var mı? Günah var mı? Allah'tan uzaklaşma var mı? Hayır, asla yok. Rabbi diyor, Rabbim. Herkes böyle demesi gerekiyor. Ailen de gitse, malın mülkün de gitse, sevdiklerin derinde gitse, firak da yaşasan, acı da yaşasan Rabbi demek zorundasın sen. Rabbi diyeceğiz. Sen böyle söylersen Allah sana icabet eder. Çünkü Eyyub Aleyhisselam diyor ki bana acılar geldi, isabet etti, sıkıntılar isabet etti dedi. Rabbi dedi. Rabbimiz ne dedi biliyor musunuz? Festecebne leh. Biz de ona icabet ettik. Demek ki el kaldırıp biraz dua etmemiz lazım. Yakarmamız lazım. Dua kalpten gelir değerli Müslümanlar. Dua sessizliktir. Bazen dil söylemez, kalp söylese yeter. Allah kalplere nazar eder, kalpleri bilir. Kalpler Allah'ın huzurunda. Sessiz bir şekilde Rabbi, Rabbi desen, dille söylemesen de olur. Ama niçin istediğini bilmen lazım, kimden istediğini bilmen lazım, neyi istediğini bilmen lazım. Eyyub Aleyhisselam bildi, Rabbi dedi, festecebnele, biz de onun çağrısına cevap verdik, ona icabet ettik ve onu sıkıntılardan kurtardık. Her duaya Allah'ın izniyle cevap var. Ama biz şu an imtihandayız değerli Müslümanlar. İmtihandayken cevaplar verilir mi? İmtihandayken cevaplar verilmez. Allah dilediği zaman cevaplar verecektir. Onun için elini kaldırdığın vakit dua ettim Allah kabul etmedi deme, Allah kabul edecektir. Nasıl başlayacağız güne? Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Daha sonra halakteni ve ene abduk. Ya Rabbi beni sen yarattın. Ben senin kulunum ya Rabbi. Varlığım, bedenim, bilgim, malım sendendir ya Rabbi. Beni sen yarattın. Kul hiç sahibinin kapısından başka yere gider mi? Beni sen yarattın ya Rabbi. Ben senin kulunum. Ben toplumun kulu ve kölesi değilim.
Ben patronun kulu ve kölesi değilim. Ben modanın kulu ve kölesi değilim. Ben futbolun kulu ve kölesi değilim. Ben adetlerin, evet adetlerin kulu ve kölesi değilim. Ben senin kulun ve kölenim ya Rabbi. Eşyanın da kulu kölesi değilim. Araçların da, arabanın da kulu kölesi değilim ya Rabbi. Beni sen yarattın, sensin benim Rabbim. Ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'at. Ya Rabbi, ezelden sana ne söz vermişsem ya Rabbi, gücüm yettiğince o söz üzerine inşallah sabitim ya Rabbi. Sana söz veriyorum ya Rabbi. Mümin olarak yaşayacağıma dair sana söz veriyorum ya Rabbi. Gücüm yettiği kadar. Ya Rabbi, geçen bir günah işledim. Ya Rabbi, dayanamamıştım da ondan işledim. Ama ahdim üzereyim, sana söz veriyorum. Geçen bir günah işledim, sabredememiştim ya Rabbi. Ama ahdim üzere sana söz veriyorum ya Rabbi, o günah bir daha dönmeyeceğim. Bir sene sonra bir daha döndük, yine Allah'tan ümidi kesmemiz lazım ya Rabbi. Çünkü ben senin kulunum. Ben acizim, ben zayıfım ya Rabbi. Benim başka bir kapım yok. Böyle dememiz lazım. Hani eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz diyorsun ya. Siz benim dinime yardım edin ki ben de size yardım edeyim diyorsun ya Rabbi. Ben o harp üzere ya Rabbi sana dönüyorum, sana tövbe ediyorum, sana söz veriyorum ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Eğer kul bu şekilde Allah'a yönelirse değerli Müslümanlar, Allah niye affetmesin o kulunu? Son sözler olarak "Eûzu bike min şerri men sanat." Eğer bir hatam, kusurum varsa ya Rabbi, onların şerrinden de sana sığınıyorum. Belki yarın günah işleyeceğim, bütün günah işleyeceğim. Onların da şerrinden sana sığınıyorum. Bunları ben söylemiyorum değerli Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Onların şerrinden de sana sığınıyorum. Ebu uleke bi nimetike aleyh ve ebu bi zenbi. Ya Rabbi, bütün yaptıklarım geldi benim başıma dolandı ya Rabbi. Ne yaptıysam onları çektim ya Rabbi. Bana vermiş olduğum bütün nimetleri itiraf ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. İnanın değerli Müslümanlar, kulun yapacağı en büyük ibadet, en güzel ibadet nedir? Allah'ın huzurunda tövbe etmek, günahını itiraf etmektir. İtiraf edin günahlarınızı ki Allah affeylesin. Kibirlik gösterip de saklamaya gerek yok ama Allah ile baş başa kaldığınızda o günahınızı itiraf edin. Sana itiraf ediyorum, sen bana nimet verdin, ben o nimetlere karşılık, o nimetleri kullanarak sana isyan ettim ya Rabbi. وَاِنْ تَعُدُّوا نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا diyor İbrahim suresinde Allah-u Teala. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saysaydınız, Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız, لَا تُحْسُوهَا, asla onu sayamazsınız. Ya Rabbi, isyan ettik, günah işledik, verdiğin nimetlere karşılık. Son noktayı işte değerli Müslümanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam koyuyor. Son söz öyle bir yürekten çıkacak ki, فَغْفِرْلِ, beni affeyle ya Rabbi. Beni mağfiret eyle ya Rabbi. فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتِ. Çünkü şu yapmış olduğum günahlar senden başka affedecek hiç kimse yoktur. İşte bu son noktayı koyarsanız Allah'ın izniyle değerli Müslümanlar, Allah size Afu ve Gafur ismiyle inşallah yönlenecek. Her namazdan sonra bu duayı yapalım. Gidelim, bir çıktı alalım, ezberleyelim. Ne olursunuz değerli Müslümanlar, bu duasız yaşamayalım. Ölürken bile bu duayla Allah'a Allah Allah diyerekten gidelim. Çünkü günahlar bizim temiz kalplerimizi ve kaplarımızı kirletiyor. Tövbeyle o kaplarımızı ve kalplerimizi değerli Müslümanlar temizleyelim. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Değerli Müslümanlar, ne kadar günah işlerseniz işleyin, tövbe edin, Allah'a dönün. Bakın hadis-i şerifte Allah Teala buyuruyor ki, bir kul günah işler, sonra elini kaldırır der ki, ya Rabbi şu günah işledim, affeyle. Allah da o gün kul benim Rabbi olduğumu anladı, Rabbinin kim olduğunu anladı ve bana döndü geldi, ben de bu kulumu affediyorum der. Sonra o kul gider bir daha günah işler. Sonra elini kaldırır, ente Rabbi der, ya Rabbi sen benim Rabbimsin, affet. Allah tekrardan affeder. Ve bu böylece devam eder gider. Allah affeder ama. Ömer bin Abdülaziz diyor ki, rahimahullah, ne kadar günah işlerseniz işleyin, tövbe etmeyi ihmal etmeyin. فَاِنَّمَا هِيَ خَتَاءَ مُتَوَّقَةٌ فِي عَنَاقِ الرِّجَالِ. Çünkü diyor, işlemiş olduğunuz hatalar insanların boyunlarında bir gerdanlık gibidir.
siz ne kadar tövbe ederseniz edin hatalarla iç içe yaşamaya mahkumsunuz, mecburuz. Ama hatalardan sonra tövbe etmek esas. Ve innel helake fil israri aleyha. Ama diyor esas insanı helak eden şey o günahlar üzerinde nedir? Israr etmektir, ısrarcı olmaktır. Ne kadar günahınız olursa olsun Allah'a dönmeyi ihmal etmeyin. Şeytan bıkana kadar Allah'ın yolundan asla ve asla dönmeyin değerli Müslümanlar. Rabbim Seyyidül İstiğfar ile yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şu söylemiş olduğumuz sözleri amel defterimize gerçek ve mümince söyleyen kullarından bizlere eylesin. Rabbim bunları inşallah mizanımızda hasenat olarak değerlendirsin. Rabbim işlemiş olduğumuz günahlarımızı, hatalarımızı affeylesin. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olmayı bizlere razısın, nasip ve müyeri serilesin. Allah acılarımızı, dertlerimizi, borçlarımızı, kederlerimizi inşallah bu gecede sonlandırsın. Hayır ve hasenatlar üzere nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.